YouTube'un en havalı kanalı Boarding Info'ya hoş geldiniz. Ayaklarınızın altı mı kaşınıyor? Seyahatiniz mi geldi? En küçük bir fırsat yakaladığınızda kendinizi bir yerlere atmak için karşı konulmaz bir istek mi duyuyorsunuz? Merak etmeyin, hasta değilsiniz. Bunun bilimsel bir açıklaması var. İnsanlar bırakın seyahat etmeyi, evden bile çıkmak istemiyor. Bazılarımızsa dünyayı dolaşmak zorundaymış gibi davranıyor. Peki siz bu farkın neden kaynaklandığını hiç düşündünüz mü? Kim bilir, belki de bazı insanlarda seyahat geni diye bir şey vardır. Yapılan çalışmalar beyinde dopamin mekanizmasındaki farklılıkların vücutta bazı dürtüsel ve tehlikeli davranış eğilimleriyle doğrudan ilişkili olduğunu daha önce kanıtlamıştı. Özellikle dopamin reseptörlerindeki yapısal varyasyonların aşırı risk alma, merak, kumar, alkolizm, uyuşturucu bağımlılığı gibi çeşitli psikiyatrik bozukluklarla ilişkili olduğu düşünülüyor. Bilim insanları bu durumun seyahat etme isteğini de açıklayabileceği konusunda artık neredeyse hemfikir. Onları bu fikre götüren sebep, bu tür davranış özelliklerinin dünya nüfusunun yaklaşık %20'sinde olduğu düşünülen bir gen varyantı ile ilişkilendirebilmiş olmaları. Yani gezginlik karakteri DNA'nıza doğuştan gömülmüş olabilir. Dopamin organik bir kimyasal. Çikolata ve ekstaziden adrenaline kadar her şey tarafından tetiklenebilme özelliğine sahip. Zevk ve motivasyon duygularımızı harekete geçirmede kritik bir rol oynuyor. Dopamin salgılanma emri verilmesiyle birlikte sıcak bir parıltı hissiyatına kapılıyoruz. Yani dopamin bize iyi hissettiren bir beyin kimyasalı. Söylemesi biraz zor ama DRD4-7R olarak bilinen gen, beynimizdeki dopamin düzeylerini kontrol etmeye yardımcı olan bir reseptör. Araştırmalar bu genin dopamine karşı ekstra hassas olduğunu iddia ediyor. Kültür ve çevre de genin işleyiş biçimini belirlemede önemli bir faktör tabii. Fazla dopaminin tarih öncesi dönemlerde bir insanın evinden çıkıp yiyecek, barınak ve dost bulma umuduyla diğer bölgeleri keşfetmesine yardımcı olduğu, günümüzde ise bunun seyahat isteğine evrildiği düşünülüyor. Yani birileri sizin tüm dünyayı görme konusundaki arzunuz, heyecanınız ve isteğinizi delilik olarak yorumlarsa, ona artık bunun biyolojik bir durum olduğunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Paylaştığımız tüm bilgiler ve çok daha fazlasına web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.